Herkese selam. Bugün sizlerle beraber GTA Vice City'yi %100 bitirebilmek için gereken son şeylerden olan dondurmacı görevine geldik. Cherry Popper'dayız. Burası biliyorsunuz dondurmacı görünümlü uyuşturucu satan bir mekan. Bir araba diyelim. Ve bu arabaya bineceğiz. 50 tane müşteriye mal satmamız lazım. Ve o sırada da daha önce sizlere 10... Şöyle bir çalışsın bu arada. Heh, çalıştı, tamam. Daha önce sizlere 10.000 abone bloğunda sorularınızı cevaplayacağım demiştim. Ve belli bir kısmını cevaplayabilmiştim. Burada bu görevi yaparken en azından biraz muhabbet sohbet edebilmek istiyorum. O açıdan kalan soruları elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Şöyle şurada duralım ve ilk müşterilerimizi bulalım. Ve ben de sorularınızı cevaplamaya başlayayım. İdris Efe Yavuz'da kalmıştık. Abi senin gibi kanal yok, sen daha iyisin. Videolarını hep takip ediyorum. Senin sayende artık YouTube'dan zevk almaya başladım. Hep böyle devam et. Akışını bozma. Başarılar demiş. Sağ ol İdris Efe. Güzel yorumların için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sağ ol. Sana da selam olsun. Mr. Goldhead. Abi kanal hakkındaki düşüncelerimi söyleyeceğim. Çok güzel bir kanal. Videolar kendini izlettiriyor. Bu arada kontrol ediyorum polis falan geliyor mu diye. Bunun alacağı yok herhalde. Şöyle şu ablamızın yanında duralım. Tanıyorum. Gözlerinden tanıyorum bakıp. Korku oyunları çekebilir misin ve bir şey daha deneyeceğim diyeceğim. Bu bir öneri. Hemen ilerleyelim. Bir şey daha diyeceğim. Bu bir öneri. Kanalına 1-2-3 haftada bir takipçini al diyor. Onun için de sana Gmail'den ulaşırız. Video koyarsan sevinirim demiş. Dostum güzel yorumlar için teşekkürler. Korku oyunları çekeceğim. Outlast'ı sadece pek sevmiyorum ve Outlast varken onu çekmedim. Ben böyle Little Nightmares tarzı, hem indie olsun yani böyle küçük oyun tarzı olsun, hem de korku oyunu olsun, o tarz oyunları seviyorum. Bu takipçi meselesine gelince onun için zaten Twitch yayınları açacağım. Twitch'te mesela şu anda 10 dakika 20 dakika video çekiyoruz, burada zor. Ama Twitch'te bir yayın açtığımızda 3-4 saat yayın yapacağız. Bu açıdan oralarda sizlerle oyun oynamak çok daha kolay olacak. Teşekkür ederim. Samet BZGZ, ilk defa böyle bir kanala bağlandım. Bu arada birileri geliyor, hemen basalım. Zaten hepsiyle alışveriş tamamladık. Çok iyi ilerliyorsun. Başarılar demiş Samet. Samet güzel yorumların için çok teşekkürler. Sağ ol desteğin için. Samet Canişcan. İki adaş ard arda yazmış. Abi kısa zamandır izlediğim fakat çok beğendiğim bir kanalsın. Loli ne zamandır oynuyorsun ve main ne kümen ne demiş. Bu arada iki tane yıldız oldu. O yüzden buralardan uzaklaşmak lazım. Polisler bayağı rahatsız edeceğe benziyor. 12 tane alışveriş yaptık, anlaşma yaptık. 50 tane yapmamız gerekiyor. Şöyle biraz ilerleyeceğim dediğim gibi. Polisler arkamda. Mal satışını şimdilik durduralım. Böyle anlarda polislerden kaçabilmeniz lazım. O yüzden ya pay and spray etmeniz lazım. Ya da o polis yıldızlarından bulmanız lazım. Çünkü polislerin arabası sizden hızlı olduğu için bir şekilde sizi yakalayabilirler. O yüzden ben pay and spray'e doğru gitmeyi tercih edeceğim. En azından peşimizden gitsinler. O sırada da tekrar yorumlara bakalım. FKNYVZ Efkan Yavuz galiba. YouTube Türkiye ortamında diksiyonuna dikkat eden demiş. Ben diksiyon diyemiyorum. Gerçekten dikkat eden, saygı çerçevesi altında aynı zamanda oyunlarında küfretmeden oynayan bir YouTuber'sın yazmış. Ve başarılarımın devamını dilemiş. Steam profilimde 300 saat üstü roketlik olduğunu görmüş. Onun da videosunu çekersen iyi olur yazmış. Öncelikle teşekkür ederim. Yani neysem o olmaya çalışıyorum. Ekstra bir şey yapmıyorum dostum. Burada hiç müşteri yok diyor. Zaten müşteri istemiyorum. Sadece kaçamıyorum. Şu pay and spray'e gireceğim. Bakalım polisler peşimden çıkacak mı? Ya da bu araba pay and spray'e girebiliyor mu öğreneceğiz. Ve girdik. Polislere bay bay diyoruz polislere ve maviyiz bu sefer de. Artık satışımıza devam edebiliriz. Şurada duralım dayıların yanında ve devam edelim. Steam profilimde 300 saat üstü roketlik olduğunu görmüşsün. Çok teşekkür ederim. Ben roketliği çok severek oynuyorum. Ama abonem azken ilk roketlik videomu çekmiştim. Ve pek izlenmemişti. Tabii ki şu anda çeksek çok daha fazla izlenir ama. Hani roketlik Türkiye'de sanki çok fazla insana hitap etmiyormuş gibi geliyor. İlla ki ileride çekerim veya Twitch yayınlarında oynarım. Ama şimdilik düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Ömer Faruk Uludeniz. Abi webcam çok yakın oluyor. Yüzün çok yakın çıkıyor demiş. Bunu sen yazdığında benim webcam'imin açısı çok farklıydı. O zamanlar böyle çenemin olmadığı zamanlardı. Merhaba arkadaşlar. Çenem yok.
Şimdi açıyı falan biraz değiştirmeye çalıştım. Kitaplarla mikrofonu uzaklaştırdım. Biraz mesafeyi arttırdım. O açıdan sanırım düzelmiştir biraz. Polis geliyor. Ulan ne güzel 4 tane de şey vardı, müşteri vardı. Hemen Pain Spray'e tekrar döneceğim. O açıdan ben açıyı değiştirdim. Herhalde şu anda problem çözülmüştür. Eğer çözülmediyse ve hala rahatsız oluyorsan yorumlarda belirtebilirsin kardeşim. Devam edeceğim. Melih Türkmen Official galiba TRKMN yazmış. Abi senin sayende eskilere döndüm ve tekrar Vice'i indirdim. Ayrıca diksiyonuna çok dikkat ediyorsun. Üslup olarak da çok iyisin. Hiç küfür etmiyorsun. İnşallah 10 bin değil 1 milyon olursun demiş. Çok teşekkür ederim güzel yorumların için. Vallahi böyle şeylerle beni çok mutlu ediyorsunuz. Cansınız. Sana da buradan selam olsun. Bu sefer de kırmızı olduk. Böyle 5 müşteride bir herhalde buraya gelip Pain Spray'e gireceğiz. Şöyle sahil kesimine doğru gidelim. Zengin mekanlarına gidelim. Zenginler uyuşturucuyu sever. Ablamız alıyor. I am Curly. Kısa olarak YouTube üzerinde tanınmış biri nasıl olunur? Teşekkürler. Aslında bunu ne açıdan yaptığına bağlı. Eğer sadece ben para kazanayım, ne kadar kaliteli olduğum önemli değil diyorsan çok fazla yapabileceğin şey var. Saçmalayacaksın, küfürlü başlıklar atacaksın. Yani dini başlıklar atacaksın. Ben şu muyum, ben bu muyum? Yahudi miyim, Hristiyan mıyım falan yazacaksın. Millet merak edip tıklıyor onlara. Ya da ben bir kaliteli ortam oluşturmaya çalışacağım. Bunu gerçekten ileride de iş olarak yapmak istiyorum ve insanlar beni sevsin, saygı duysun istiyorum diyorsan o çektiğin oyunun pek bir önemi yok. İstersen eski oyun çek, istersen yeni oyun çek. Belki ilk gün 5 abone gelir, ilk gün 10 abone gelir. İlk ay belki 100 olursun, 200'ü geçemezsin. Ama kaliteli bir ortam oluşur ve gerçekten insanlar sana saygı duyar diye düşünüyorum. Yani hangi yöntemi seçeceğin sana bağlı. Artık gerisi sana kalmış. Onun dışında eğer YouTube'a başlayacaksan sadece videoları sürekli atmaya çalış. Ve eğer zamanın yoksa aynı zamanda okula devam ediyorsan çok da başlamanı önermiyorum çünkü gerçekten uğraşman gerekiyor bu işlerde bir yere gelebilmek için. Kimse bizden mal almıyor. Neden böyle? Hah, geldiler şimdi. Fikretus. İlk başta videoların falan çok dikkatimi çekmişti. Sonra kanalına baktım. Baya dikkat çekici geldi. Sevdim. Abone oldum. Kanal süper gidiyor. GTA 5 videolarına devam et. Çok eğlenceli demiş. Yavaş yavaş ilerliyorsun abi. İnşallah akıcı bir şekilde devam edersin demiş. Çok teşekkür ederim dostum. Yavaş yavaş değil koşa koşa ilerliyoruz sizlerin sayesinde. GTA 5'e bu ara biraz ara verdim. Kusura bakmayın. Ama en kısa zamanda tekrar GTA 5 videolarıyla karşınızda olacağım. Sadece GTA Vice City'yi bu ara bitirmek istediğim için GTA Vice City'ye hız verdim. Şunları da tamamlayıp hemen Pain Spray'e gireceğim. Polis peşimden gitsin. Sizler de benim yaptığım taktiği yapın. Ve kesinlikle karşı tarafta yapmayın. Çünkü bir taraftan Kübalılar, bir taraftan Haitililer sizi bayağı rahatsız edecektir. Hem farklı farklı renklerde dondurmacınız var, ne güzel. Etraftan bayağı müşteri gelecek şimdi ve biz devam edelim. Metehan 0755. Abi kanalın ilerleyiş hızı devam ediyor. Seni tebrik ediyorum. Nice 100 binlere, 1 milyonlara. Bir de GTA San Andreas gizemleri çekersen iyi olur demiş. GTA San Andreas gizemleri çekeceğim kardeşim zaten. Başlıyorum GTA San Andreas'a. O açıdan emin olabilirsin. Zaten Vice City gizemlerini bitirdim. GTA San Andreas gizemleri geliyor olacak. Sürekli polisi kontrol ediyorum bir yandan da. Şöyle bir kere daha Pain Spray'e girelim. Allah! Gördünüz mü? Neredeyse polise yakalanıyormuşum fark etmeden. 30 tane müşteri boşa gidecekti. Zaten yeterince respray yaptın diyor. Daha niye uğraşıyorsun diyor. Ama bilmiyor ki polisler peşimde. Emirhan Goko 1. Abim ilk başta vlog gelecek mi? Gelirse o da vlog çeker misin? Okumasan da canı sağ olsun. Ben bu arada seni Oğuzhan Koç'a benzeten kişi demiş. Aynen beni biri Oğuzhan Koç'a benzetiyordu YouTube'da hatırladım. Etrafımızı tekrar kontrol ederim. Bir anda çıkıyorlar biliyorsunuz. Gördüm galiba lan. Galiba polis gördüm. Aynen görmüşüm. Şimdi o polis de gidecek peşimizden. Ne oluyor lan? Herif spreyin içine giriyordu neredeyse. Abi daha spreyin içinden çıkar çıkmaz polis geliyor peşime ama nasıl yapacağız biz bu işi? Nereden geliyor polis? Aa, ambulans geliyormuş. Sıkıntı yok.
Tamam, bunları da tamamladık ve biraz uzaklaşalım buradan artık. Şöyle sağa doğru bir dönüş yapalım. Abla ister misin? Aldın, teşekkür ederim. Alper Şükrülap. YouTube'a başlama fikrin nereden geldi cevaplarsan çok sevinirim Tugay abi. Bunu daha önce cevaplamıştım ama tekrar cevaplayacağım Alper. Hangi ismini kullanıyorsun bilmiyorum. Alper diyeceğim ben sana. YouTube'a başlama fikrim aslında ben GTA Vice City'de videolar ararken şu gizli paket olayını ararken hiç Türkçe kaynak görmedim. Neden ben kendim yapmıyorum dedim. Ve ilk olarak onun videosunu çektim. Yani tabii ki daha önceden videolar çektim ama ciddiye alarak böyle gerçekten bu işi yaparım diyerek bir insanların işine yarasın diyerek onu çektim. Ve daha sonra kanala gerçekten güzel bir kitle gelmeye başladı. Bu arada 37, 38, 39 ve 40. Son 10 artık. Polise bu dakikadan sonra yakalanırsak çok canımız acır. Konuşmaktan boğazım ağrıdı. O açıdan Alper, yani insanlar kendi aradıklarını bulamadıklarında aslında böyle şeyler üretmeliler. En azından çünkü sizin gibi başkaları da böyle şeyler arıyor ve belki başkaları da bulamıyor. Başkalarına yardımınız dokunuyor. İlla ki bunu para için yapmak zorunda değilsiniz. Hayır duası için de yapabilirsiniz. 44-45. Polisler ne tarafta? İnsanlar gelmeye devam ediyor mal almak için ama polisten çok korkuyorum. Çünkü bu dakikadan sonra kaybedersem gerçekten canım acıyacak. 46 oldu. Allah hayır! Yapma ya. Yapma ya. Yapma. Neyse arkadaşlar, bir daha 50'yi toplamakla uğraşmayalım. Bunu bitirdi sayın siz. Ben daha sonra kendi başıma takılırken, oynarken bunu bitiririm. Kusura bakmayın tekrar. 50 yapamayacağım çünkü bir daha toplamakla uğraşırsak gerçekten video çok uzayacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda yine böyle bir şeyler toplama, bir şeyler bırakma görevlerinde sizlerden gelen yorumları okurum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.